Sabah Andemine hoş geldiniz. 88.3 Sancak FM ve Bursa TV ortak yayınıyla Bursa ve ülke gündeminin nabzını paylaşacağız efendim sizlere. Dünden kalanlar, bugüne yansıyanlar ekranlarınıza ve radyolarınıza gelecek. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günaydınlarımızı iletelim. Ben Deniz Aykut Gül. Yaklaşık olarak 1 saat 20 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Dünden bugüne yansıyanları, Bursa gündemini, ulusal gündemi ekranlarınıza ve radyolarınıza taşıma gayreti içerisinde olacağız. Gündemimiz oldukça yoğun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Erdoğan, Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Neler söyledi? Televizyon ve sosyal medyada kendisini referans göstererek konuşan bazı isimlere sert çıktı. Racon kesilecekse o raconu ben keserim ifadelerini kullandı. Birazdan o görüntüleri, o konuşmaya da gideceğiz birlikte. Diğer taraftan, Erdoğan'ın Türkiye düşmanlarına oy vermeyin çağrısı var. Özellikle Almanya'yı çıldırtan bir şey bu. Almanya bildiğiniz üzere seçime gidiyor ve Merkel yönetimi son günlerde Türkiye'ye yönelik çok farklı çıkışlar sergilemeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye düşmanlarına oy vermeyin çağrısı yaptı Almanya'da yaşayan Türklere. Yaklaşık olarak 1 milyon kişi yaşıyor bildiğiniz üzere Almanya'da ve bu da ciddi bir sarsıntı demek Merkel ve yönetimi için. Bakalım ilerleyen günlerde neler yaşanacak. Diğer taraftan Başbakan Binali Yıldırım Singapur ve Vietnam ziyareti öncesinde gazetecilere bir açıklama yaptı gece saatlerinde. Afrin operasyonuna ilişkin konuştu ve memurlarla ilgili de bir açıklaması vardı. Yine onlara da birlikte gideceğiz. Dilerseniz öncesinde Bursa'nın hava ve yol durumuna gidelim. Bakalım bugün hava nasıl olacak Bursa'da. Diğer taraftan yolların hangi bölümü açık, hangi bölümü kapalı? Kent meydanında geldiğimizde çok yoğun bir trafik vardı. Resmen kilitlenmişti. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmış olalım. Hava ve yol durumuna gidelim. Bursa'da hava sıcaklıkları: Merkez 30, Büyük Orhan 27, Gemlik 29, Gürsü 29, Harmancık 31, İnegöl 29, İznik 29 derece. Karacabey 29, Keles 29, Mustafa Kemal Paşa 29, Mudanya 28, Orhan Gazi 29 ve Yenişehir 28 derece olacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi yol durumunu sunar. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce İnegöl-Bozüyük yol ayrımı Domaniç yolunda sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları yapıldığından Oylat ayrımına kadar 6750 metrelik kesiminde trafik servis yolundan sağlanmaktadır. Bursa-Eskişehir D200 Karayolu İnegöl çıkışında Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce Avarlar Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan sağlanmaktadır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce Görükle Bağlantı Yolu'nun Ankara-İzmir istikametinden Görükle istikametine doğru yol tek yönden geliş gidiş olarak verilecektir. Yalova-Bursa yolunun 12-14. Kilometreleri arasında İznik Kavşağı kesimi yol genişletme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Bursa Devlet Çevre Yolu Doğanköy kesiminde Şehir Hastanesi Köprülü Kavşak yapım çalışması nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. Kent Meydanı Terminal arasında sürdürülen T2 hafif raylı sistem hattı çalışması nedeniyle İstanbul yolu üzerinde şerit daraltma uygulanmaktadır. Bursa Orhaneli İl Yolu güzergahında yol genişletme çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun diğer kesimden kontrollü olarak sağlanmaktadır. Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü'nce yapılan Yeşil Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Uygulama Yapım İşi kapsamında Yıldırım ilçesi, Kurtoğlu ve Yeşil Mahallesi'nde bulunan Yeşil Caddesi'nde cephe sağlıklaştırma çalışmaları nedeniyle Yeşil Cadde'de şerit daraltma uygulanmaktadır. Yıldırım ilçesi Sıra Cevizler Mahallesi Kurtbasan Caddesi üzerinde Yol İşleri Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışma nedeniyle araç trafiğine kapatılacaktır. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. Osman Gazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi Dikkaldırım Caddesi üzerinde Yol İşleri Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışma nedeniyle araç trafiğine kapatılacaktır. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanacaktır.
Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi Eğitim Caddesi'nde yol işleri şube müdürlüğünce yapılacak çalışma nedeniyle araç trafiğine kapatılacaktır. Osman Gazi ilçesi 2. Kanalboyu Caddesi'nin Doktor Sadık Ahmet Caddesi ile 2. Çirişhane Caddesi arasında kalan kısmı UEDAŞ çalışması nedeniyle araç trafiğine kapatılacak olup, trafik akışı Soğanlı Bulvarı ile 2. Kanal Caddesi kesişiminden başlamak suretiyle Soğanlı Bulvarı üzerinden Nilüfer Caddesi'yi takip ederek Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nden sağlanacaktır. Osman Gazi ilçesi Üdavendigar Mahallesi Doburca Caddesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışma nedeniyle araç trafiğine kapatılacaktır. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. Nilüfer ilçesi Ata Cadde, Umut Sokak ve Belde Sokak, UEDAŞ çalışması nedeniyle araç trafiğine kapatılacak olup, trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. 11 Eylül Bulvarı Millet Mahallesi mevkii, Kaşmer Okulları önü yeni üst geçit inşaat yapımı, Ata Bulvarı 23 Nisan Mahallesi üst geçidi, Bursa-Ankara yolu İnegöl şehir geçişi, Kalbur Deresi mevkii üst geçidi, Mudanya Yolu Caddesi Geçit Mahallesi mevkiindeki Geçit 2 alt geçidinde bakım onarım çalışması nedeniyle şerit daraltma uygulanacaktır. Sürücülerimizin kent içi hız limitlerine uymaları ve kontrollü seyir etmeleri, çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli ve duyarlı olunması, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, bilgi levhalarıyla gösterilmiş alternatif güzergahları tercih etmeleri gerekmektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi yol durumunu sundu. Hava ve yol durumumuzu paylaştık efendim ve şimdi sırada dünden bugüne, geceden sabaha yaşanan olaylar var. Hemen bursatv.com.tr'ye gidelim. Bursatv.com.tr'deyiz. Yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı. Bir ölü, 21 yaralı diyor haber. Bolutem otoyolunda yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. 21 kişi yaralandı. Tem otoyolu can kurtaran mevkiinde meydana geldi. Olay Ankara istikametine seyir halinde olan Candan K idaresindeki yolcu otobüsü aynı istikamette gitmekte olan Ercan K idaresindeki kamyona çarptı. Kazada otobüsün önünde sıkışan yolcu Onur Can Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Tabii 21 kişinin yaralandığını bir kez daha ifade etmiş olalım. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otobüste sıkışan sürücüyü olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Kaza nedeniyle trafik Ankara yönüne tek şeritten kontrollü şekilde şu anda sağlanıyor. Bu bilgiyi de paylaşmış, aktarmış olalım. Piknik ateşi orman yangınına sebep oldu diyor efendim. Bir başka haber şimdi ekranlarınıza da gelecek. Hatay'da piknik ateşinden çıktığı değerlendirilen orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü. Antakya ilçesi Ballıöz mevkiinde piknikçilerin yaktığı ateş yüzünden çıktığı değerlendirilen orman yangınını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye bir uçak, iki helikopter, altı arazöz, üçer su tankıyla ilk müdahale aracı gönderildi, sevk edildi. Yangın ekiplerin çabalarıyla kontrol altına alındı. Yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma faaliyetleri sürüyor. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Yangınla Mücadele Müdürü Muzaffer Ketmen yaptığı açıklamada ekiplerin çok kısa sürede bölgeye intikal ettiğini ve şiddetli rüzgara rağmen yangının kontrol altına alındığını söyledi. Bir diğer başlık efendim bursatv.com.tr'deyiz. Formulaz bu yılda fırtına gibi esti diyor haber. Şimdi detayları birlikte sizlerle inceleyelim. Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde yapılan Red Bull Formulaz birbirinden renkli görüntülere sahne oldu diyor haberin içeriği efendim. Ve diğer taraftan tabii Türk yıldızları şehit Eren Bülbül için uçtu. Eren Bülbül şehidimiz, iyi ki varsın Eren diyelim bir kez daha buradan. Ve Türk yıldızları dünyanın en seçkin gösteri uçuşu ekibi olarak gösteriliyor Türk yıldızları. Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütünün mensupları tarafından açılan
ateş sonucu şehit olmuştu Eren Bülbül ve onun anısına uçuş gerçekleştirdiler. Ortahisar Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleşen gösteri uçuşunu Beşirli Mahallesi ile Ayasofya Camisi arasındaki 6 kilometrelik sahil şeridinde on binlerce kişi izledi diyor haberin içeriği efendim. BursaTV.com.tr'yi bu haberle birlikte noktalayalım. Şimdi detaylara geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Erdoğan Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan televizyon ve sosyal medyada kendisini referans göstererek konuşan bazı isimlere sert tepki gösterdi. Almanya'daki bütün soydaşlarıma diyorum ki sakın bir yanlışa düşüp de bunları desteklemeyin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da yaşayan gurbetçilere yaptığı Türkiye düşmanı partilere oy vermeyin çağrısı, Berlin'de Ankara Türkiye diasporasını harekete geçiriyor paniğine yol açtı. Koalisyon kurarak iktidara gelebilmek için bir oyun bile çok önemli olduğu Alman seçimlerinde sandığa gidecek 1 milyon 250 bin Türkiye kökenli seçmenin bütün dengeleri değiştirebilecek olması paniği artırdı. Bu ülkede yaşayan 3 milyon Türkiye kökenliden yaklaşık yarısının seçmen olduğu Almanya'da siyasetçiler birbiri ardına açıklama yaparak Erdoğan'ın çağrısının etkisini azaltmaya çalıştı. Yıllardır Türk seçmenin çoğunun oyunu alan Sosyal Demokrat Parti bu konuda ilk sesin yükseldiği adres oldu. Sosyal Demokrat Partili Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Erdoğan'ın seçim kampanyasına müdahale etmesi Alman halkını birbirine düşürmeye çalıştığını ortaya koyuyor açıklamasıyla hem konuyu saptırdı hem de oy kaybetme korkusunu net şekilde gözler önüne serdi. Partisinde sadece bir Türkiye kökenli milletvekili bulunan Başbakan Angela Merkel de Erdoğan'ın çağrısıyla paniğe kapılan siyasetçilerden oldu. Merkel, Türkiye kökenliler de dahil tüm Alman vatandaşlarının özgür seçim hakkı vardır. Hiçbir müdahaleye müsamaha göstermiyoruz sözleriyle yaşadığı endişeyi dile getirdi. Erdoğan'ın Türkiye düşmanlarına oy vermeyin çağrısına gelelim şimdi de. Almanya'daki gurbetçileri harekete geçirdi. Telaşa kapılan Merkel ve ortakları ise peş peşe açıklamalarda bulundu. 1 milyon 250 bin Türk seçmeni ikna etmeye çalıştı. Almanya'daki bütün soydaşlarıma diyorum ki sakın bir yanlışa düşüp de bunları desteklemeyin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da yaşayan gurbetçilere yaptığı Türkiye düşmanı partilere oy vermeyin çağrısı, Berlin'de Ankara Türkiye diasporasını harekete geçiriyor paniğine yol açtı. Koalisyon kurarak iktidara gelebilmek için bir oyun bile çok önemli olduğu Alman seçimlerinde sandığa gidecek 1 milyon 250 bin Türkiye kökenli seçmenin bütün dengeleri değiştirebilecek olması paniği artırdı. Bu ülkede yaşayan 3 milyon Türkiye kökenliden yaklaşık yarısının seçmen olduğu Almanya'da siyasetçiler birbiri ardına açıklama yaparak Erdoğan'ın çağrısının etkisini azaltmaya çalıştı. Yıllardır Türk seçmenin çoğunun oyunu alan Sosyal Demokrat Parti bu konuda ilk sesin yükseldiği adres oldu. Sosyal Demokrat Partili Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Erdoğan'ın seçim kampanyasına müdahale etmesi Alman halkını birbirine düşürmeye çalıştığını ortaya koyuyor açıklamasıyla hem konuyu saptırdı hem de oy kaybetme korkusunu net şekilde gözler önüne serdi. Partisinde sadece bir Türkiye kökenli milletvekili bulunan Başbakan Angela Merkel de Erdoğan'ın çağrısıyla paniğe kapılan siyasetçilerden oldu. Merkel, Türkiye kökenliler de dahil tüm Alman vatandaşlarının özgür seçim hakkı vardır. Hiçbir müdahaleye müsamaha göstermiyoruz sözleriyle yaşadığı endişeyi dile getirdi. Başbakan Binali Yıldırım, Singapur ve Vietnam ziyareti öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Afrin operasyonuna ilişkin konuştu. Yıldırım memurlarla ilgili de bir açıklama yaptı. Başbakan Binali Yıldırım, Singapur'a hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Ziyaretleri hakkında bilgilendirme yapan Yıldırım, daha sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin, Diyanet İşleri Başkanlığı'na kim atanacak ve Afrin'le İdlib'e yönelik operasyon yapılacak mı sorusu üzerine ise Yıldırım, Diyanet sorusuna zamanı gelince herkesin öğreneceğini, Afrin konusundaysa bölgede ciddi bir istikrarsızlığın olduğunu belirtti. Adayın var mı?
Atanınca zaten herkes öğrenecek. Afrin, İdlib mevzusuna gelince buralarda kaynayan kazan gibi. Yani burada kimin eli kimin cebinde belli değil. Terör örgütleri maalesef her gün birisi diğerinden iktidarı devralıyor ve ciddi bir istikrarsızlık var. Bunun bedelini de orada yaşayan masum insanlar ödüyor. Bir de Türkiye. Tabii Türkiye buraya komşu olduğu için terör tehdidi sürekli mevcut. Daha bugün bu sabah 5 tane DAEŞ örgüt mensubunu sınırı izinsiz geçerken yakalandı ve etkisiz hale getirildi. Memurlarla ilgili de bir açıklama yapan Yıldırım, memurları enflasyonun altında bir ücrete mahkum etmeyeceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız biliyorsunuz bir süreden beri memurlarımız adına toplu sözleşmeleri muhataplarıyla, memur sendikalarıyla sürdürüyor görüşmeleri. Pazartesi gece yarısına kadar süre var. Bu süre zarfında mutabakat sağlanırsa sözleşme imzalanmış olacak. Eğer sağlanamazsa ne olacak? Sağlanamazsa hakem kuruluna gidecek. Hakem kurulu bir karar verecek, ona göre uygulanacak. Şu bilinmelidir, memurlarımızı, çalışanlarımızı enflasyonun altında bir ücrete mahkum etmeyeceğiz. Enflasyon kayıplarını vereceğiz ve hatta bazı bir takım yan imkanlarla bunun üzerinde de bazı imkanları sağlamış olacağız. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde basının net ve bağımsız bir tavır aldığını söyledi. Çavuşoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa'da medya temsilcileriyle buluştu. Toplantıya Bursa Valisi İzzettin Küçük ve AK Partili milletvekilleri de katıldı. Medyanın milli iradenin gücünü artıracağını ifade eden Çavuşoğlu, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında medyanın bağımsız ve milli bir tavır sergilediğini söyledi. Güçlü ve bağımsız bir medyanın milli iradenin gücünü artıracağı muhakkaktır. Bunun en canlı ve en yeni örneğini 15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında yaşadık ve gördük. Medyamız 15 Temmuz 2006 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanlara davetini milletimize ulaştırarak bağımsız ve milli bir tavır sergilemiş, güçlü bir milli iradeden ve demokrasiden yana net tavır koymuştur. Hakan Çavuşoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi Alman dergisine şikayet etmesine de tepki gösterdi. Ana muhalefet partisi şikayet hastalığına yakalanmıştır ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ve Sayın Kılıçdaroğlu ise bu gerçeği bir türlü öğrenemezken bir şikayet hastalığına tutulduğunu ne yazık ki görmekteyiz. Milletimizin yanında durmadıkları gibi her fırsatta ülkelerine, yabancılara şikayet ediyorlar. Biliyorsunuz, önce Alman dergisine, geçtiğimiz günlerde de kendisini ziyaret eden İngiliz bakana şikayet ettiler. Bu arada İngiliz bakana yapılan şikayet esnasında Brexit kararıyla İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma temayülü gösterdiğini unutarak Avrupa Birliği değerlerine uygun olmadığını ilişkin Türkiye şikayeti gerçekleştirdi. Ana muhalefet çaresiz bir şikayet hastalığına yakalanmıştır. Kime, neyi şikayet ettiğini karıştırmaktadır. Önüne kim gelirse ülkesini şikayet eden bir ana muhalefet anlayışı maalesef bugüne kadar olduğu gibi ülkenin yönetimine hiçbir katkı sunmayacak bir aziyet içerisinde kavranıyor. Diğer yandan Çavuşoğlu, Yıldırım ilçesinde Bereket Camii Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen toplu sünnet şölenine katıldı. Diyarbakır'da devam eden Bayrak 58 şehit jandarma binbaşı Ümit Çelik operasyonu kapsamında denetimler arttırıldı. Çermik ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait
4 sığınak imha edildi, örgüte ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait 4 sığınak imha edildi. İl Jandarma Komutanlığı'nca teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, örgütçe kullanılan sığınakların tespiti ve silah ve mühimmatın muhafaza altına alınması amacıyla Bayrak 58 Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik operasyonu başlatıldı. Operasyonda Çermik ilçesi Aşağı Şeyhler Kırsal Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen 4 sığınakta çok sayıda silah, mühimmat, fişek, tüp, kıyafetle yaşam malzemesi ele geçirildi. Narkoterörle mücadele kapsamında ise Lice ilçesindeki 3500 metrekarelik alanda 14.650 kök Hint keneviri ve 61 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen yaşam ve giyim malzemeleriyle Hint keneviri savcılığın talimatıyla olay yerinde imha edildi. Silah, mühimmat, örgütsel doküman ve uyuşturucu ise koruma altına alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içinde düzenlenen terörle mücadele operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda Diyarbakır ve Van'da çıkan çatışmalarda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri eli kanlı terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor. TSK'dan yurt içinde icra edilen terörle mücadele operasyonlarına ilişkin açıklama yapıldı. Van Gürpınar'da icra edilen hava harekatında bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda çok sayıda mühimmat, dürbün, kamera ve örgütsel doküman ele geçirildi. Diyarbakır Hani'de PKK'lılarla çıkan çatışma sonucunda bir terörist etkisiz hale getirildi, bir M16 piyade tüfeği, 148 adet fişek, 2 el bombası ve 1 el telsizi ele geçirildi. Tunceli'de ise geçtiğimiz günlerde terör örgütü mensubu teröristlerle girilen çatışma sonucunda etkisiz hale getirilen bir teröristin cesedine ulaşıldı. Şırnak'ta devam eden operasyonlarda ise bir sığınak içerisinde bir el yapımı patlayıcı, bir antitank mayını ve 5 el bombası ele geçirildi. Sayın seyirciler, Milli Savunma Bakanlığı'na ait atama kararları resmi gazetede yayımlandı. Tartışmalı kararlar var tabii. Özellikle atama kararlarına göre Koramiral Ercüman Tatlıoğlu Donanma Komutanı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Kor General Zekai Aksakallı ise 2. Kolordu Komutanı oldu. Tabii bu durum Aksakallı'nın pasif bir göreve alındığı tartışmalarına neden oldu. İstifa falan gündemdeydi. Tartışmalar yoğunlaştı. Milli Savunma Bakanlığı'na ait atama kararları resmi gazetede yayımlandı. Atamalarda Koramiral Ercüment Tatlıoğlu Donanma Komutanı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Kor General Zekai Aksakallı ise 2. Kolordu Komutanı oldu. Kolordu komutanlıklarında da değişim yaşandı. Erzurum'daki 9. Kolordu Komutanı Kor General Uğur Tarçın, Elazığ'daki 8. Kolordu Komutanı Kor General Osman Erbaş, Diyarbakır'daki 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla ve Tekirdağ'daki 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz oldu. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı ise Tümgeneral Yılmaz Yıldırım oldu. FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında vücuduna isabet eden 7 kurşuna rağmen kışlasını darbecilere teslim etmeyen Davutalay ise Milli Savunma Bakanlığı ASAL Genel Müdürü oldu. Emniyet müdürleri kararnamesiyle 3 emniyet genel müdür yardımcısıyla 22 il emniyet müdürünün görev yerlerinde değişiklik yapıldı sayın seyirciler. 10 il emniyet müdürü polis baş müfettişi olarak merkeze alındı. 4 il emniyet müdürü ise merkez teşkilatındaki birimlerde görevlendirildi. Bursa'da da değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yayımlandı. İşte o illerdeki değişiklikler. Emniyet Müdürlüğü kararnamesiyle 22 il emniyet müdürünün görev yerlerinde değişiklik yapıldı. 8 ilin emniyet müdürünün yerleri değişti. Kararnameyle 10 il emniyet müdürü ilk defa göreve atanırken 4 il emniyet müdürü merkezdeki birim amirlerinden atandı. İçişleri Bakanı onayıyla 3 polis okulu müdürüyle merkezdeki 7 birim amirinde değişiklik yapıldı. Mülki İdare Amirleri yaz kararnamesiyle 300 Mülki İdare Amirinin görev yerlerinde de değişiklik yapıldı. Kararname kapsamında 55 vali yardımcısı kaymakamlığa atandı. Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Kararslan emeklilik dilekçesini vererek yıllık izne ayrıldı. Ankara'nın yeni emniyet müdürü ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Servet Yılmaz oldu. Bursa Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yeni görev yeri ise Adana Emniyet Müdürlüğü oldu.
Adana İl Emniyet Müdürü Osman Ak da Bursa'ya atandı. Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Barış Harekatı'nı yürüten Türkiye'nin 16. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar'a ait madalya, madalyon, plaket ve rozetlerin Ankara'daki bit pazarında çıkmasının ardından harekete geçti. Söz konusu eşyaların Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından koleksiyonerden geri alınmasının planlandığı belirtildi. 30 mu dedi? 30. Genelkurmay bit pazarındaki madalyalar için harekete geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Barış Harekatı'nı yürüten Türkiye'nin 16. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar'a ait madalya, madalyon, plaket ve rozetlerin Ankara'daki bit pazarında çıkmasının ardından çalışma başlattı. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığı söz konusu eşyaları elinde bulunduran koleksiyonerle irtibat kurdu. Elimizde bakın 1976 yılına ait NATO'nun verdiği bir madalyon bulunmaktadır. Eşyaların niteliklerine ilişkin bilgi alan yetkililer Sancar'ın ailesiyle de iletişime geçecek. Diğer madalyalara baktığımız zaman da söz konusu eşyaların TSK tarafından alınmasının planlandığı öğrenilirken bit pazarındaki eşyalar arasında genellikle Sancar'a ait rozet ve şiltlerin bulunduğu belirtildi. YPG silah zırhlı muharebe aracı ve 4x4 pikap taşıyan 40 tırlık yeni sevkiyat yapıldı. Böylece ABD'nin YPG'ye verdiği silah ve zırhlı araç sevkiyatı 1061 tıra ulaştı. ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye yaptığı zırhlı araç ve silah yardımı son sürat devam ediyor. YPG'ye gönderilen 40 tırlık yeni sevkiyat görüntülendi. Önceki gün Kuzey Irak'taki Erbil'e indirilen askeri malzemeler, Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin denetimindeki Semelka sınır kapısından tırlarla geçirilerek Haseke'ye girdi. Tapkaya doğru yol alan konvoyla silah, zırhlı muharebe aracı, zırhlı personel taşıyıcı, seyyar güç kaynağı, haberleşme araçları, 4x4 pikaplar ve erzak gönderildi. Son sevkiyatla birlikte ABD'nin ana omurgasını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Demokratik Suriye güçlerine yaptığı askeri yardım 1061 tıra ulaştı. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri bünyesinde Devrimci Kuvvetler adında yeni bir askeri grup kuruldu. Osmanlı kolonicilerini ülkeden atacaklarının sözünü veriyor sözleriyle Türkiye'ye tehditler savruldu. Çoğunlukta Türkmenlerin yaşadığı Tel Afer'de operasyon için düğmeye basıldı. Kenti DAEŞ'in elinden kurtarmak için düzenlenecek operasyona 40 bin güvenlik görevlisi katılacak. Tel Afer'i DAEŞ'ten kurtarma operasyonu başladı. Irak Başbakanı Haydar El-İbadi, Tel Afer'i DAEŞ'ten kurtarma operasyonunun başladığını duyurdu. İbadi, Tel Afer kenti kurtarılmaya doğru gidiyor. Tel Afer kentindeki DAEŞ'lerin teslim olma veya öldürülmekten başka seçenekleri yok ifadelerini kullandı. Tel Afer operasyonuna katılan güçlere de değinen İbadi, Irak askerleri, anti-terör timleri, federal polis güçleri ve Haçlı Şabi'nin operasyonda yer aldığını belirtti. Irak ordusundaki yetkililerse Tel Afer operasyonuna yaklaşık 40 bin güvenlik görevlisinin katılacağını ifade etti. Beşar Esad rejimi Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri içinde yer alan Humus'un Telbise ilçesine saldırı düzenledi. Düzenlenen topçu saldırılarında 2 sivil yaşamını yitirdi, 10 sivil yaralandı. Esad rejimi yine çatışmasızlık bölgesine saldırdı. Esad rejimine bağlı güçler Humus'un kuzey kırsalında Telbise ilçesine topçu saldırıları düzenledi. Düzenlenen saldırılarda biri sağlık çalışanı, iki sivilin hayatını kaybettiği, aralarında çocukların da olduğu 10 sivilin yaralandığı bildirildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Humus'un kuzey kırsalında yer alan bazı bölgelere rejim güçlerinin saldırdığı ve iki kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Rejimin son bir haftadır saldırıları odağındaki ilçede hava ve topçu saldırıları sonrası sivillere ait yerleşim yerlerinde büyük çaplı zararlar meydana geldiği öğrenildi. Irak'a götürelim şimdi sizleri. Irak karasularında Irak bandıralı bir gemiyle yabancı bir gemi çarpıştı. İki geminin çarpışması sonucu 4 kişi boğularak can verdi.
İki gemi çarpıştı, gemi mürettebatı korku dolu anlar yaşadı. Irak karasularında 21 mürettebatlı Irak bandıralı bir gemiyle yabancı bir geminin çarpışması sonucu 4 kişinin boğularak öldüğü bildirildi. Irak Ulaştırma Bakanlığı, Irak bandıralı El Misbar adlı gemi başka bir ülkenin bayrağını taşıyan gemiyle çarpışması sonucu alabora olduğu ifadelerine yer verildi. Geminin alabora olması sonucu mürettebatından 4'ünün boğularak öldüğü, 8'inin kurtarıldığı, diğerleri için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. El Misbar gemisinin Çin'de üretildiği öğrenilirken, diğer geminin çarpmadan etkilenip etkilenmediği ile ilgili bilgi verilmedi. Güney Afrika'nın Natal eyaletinde seyir halindeki bir yolcu minibüsü köprü kenarındaki bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı. Korkunç kazada 18 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Güney Afrika'da minibüs devrildi, feci kazada can pazarı yaşandı. Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde seyir halindeki bir yolcu minibüsü şarampole devrildi. Minibüsün köprü kenarındaki bariyerlere çarptığı, daha sonra şarampole yuvarlandığı öğrenildi. Güney Afrika Acil Sağlık Hizmetleri Sözcüsü Ruzel Miring, kazanın nedenini soruşturma sonucunda belli olacağını belirtti. Miring, kazada 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin de yaralandığını kaydetti. Yaralıların 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken tüm yaralıların tedavi altında olduğu bildirildi. ABD'de bu yıl 59.sü gerçekleşen Chicago Hava ve Su Fuarı'nda nefesleri kesen görüntüler yaşandı. Çok sayıda hava akrobasisi timinin gösteri yaptığı etkinliği yaklaşık 2 milyon kişi yerinde izledi. Chicago'da hava akrobatları nefesleri kesti. ABD'de bu yıl 59.sü gerçekleşen Chicago Hava ve Su Fuarı kapsamında çok sayıda hava akrobasi timi gösteri sundu. Michigan Gölü üzerinde gerçekleşen ve 5 saatten fazla süren etkinliği yaklaşık 2 milyon Amerikalı Kuzey Caddesi plajı ve çevresinde izledi. Chicago polisinin yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen gösteriler sırasında uçak motorlarından çıkan dumanın kent silüetini kapladığı gözlendi. Maliye Bakanı Naci Abal, 2B ve hazineye ait tarım arazileri için başvuru ve ödeme süresinin 7 Eylül'de biteceği uyarısında bulundu. Bakan Abal, vatandaşların bayram tatilini de hesap edip başvurularını geciktirmemesi gerektiğini belirtti. Maliye Bakanı Naci Abal, 2B ve tarım arazileri için uyarıda bulundu. Bakan Abal kamuoyunda 2B yasası olarak bilinen ve devletle vatandaş arasında yıllardır süre gelen sorunu çözüme kavuşturan 6292 sayılı kanun uyarınca bugüne kadar 666.000 hak sahibine yaklaşık 482.000 taşınmazın satıldığını ifade etti. Söz konusu satışların toplam değerinin 9,5 milyar lira olduğunu aktaran Abal, bu bedelin 6,5 milyar lirasının tahsil edildiğini, geri kalan kısmının ise taksitler halinde ödendiğini söyledi. Bu kanundan daha fazla hak sahibinin yararlanabilmesini sağlamak için süresi içinde başvurmayanlar, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süre içerisinde ödemeyenler ve taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden 2'den fazlasını vadesinde ödemeyenler için 6 aylık ek süre tanıdıklarını hatırlatan Abal, sürenin 7 Eylül'de sona ereceğini belirtti. Maliye Bakanı Naci Abal, hazineye ait tarım arazilerinin hak sahiplerini belirleme çalışmaları tamamlanan illerde satışlara başlandığını bildirdi. Abal bu uygulamayla 25.200 kişiye toplam 32.000 taşınmaz, 399 milyon lira bedelle satıldı ve bu bedelin 182 milyon lirası tahsil edildi ifadelerini kullandı. Abal, 2B ve hazineye ait tarım arazileri için 7 Eylül'e kadar başvuru yapmayanların belirtilen tarihe kadar yapmaları halinde hak sahibi olacağını, bu nedenle herkesin bayram tatilini de dikkate alarak başvuru ödemelerini yapması gerektiğini söyledi. Bankalar arası kart merkezi banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'de yılın ilk yarısında kuyum ve mobilya sektörüne banka ve kredi kartlarıyla 17,5 milyar liranın üzerinde harcama yapıldığı öğrenildi. Cüzdanlardan eksik olmayan kredi ve banka kartları nerelere harcandı?
Türkiye'de yılın ilk yarısında kuyum ve mobilya sektörüne yönelik banka ve kredi kartlarıyla 17,5 milyar liranın üzerinde harcama yapıldı. Bankalar arası kart merkezi verilerinden derlenen bilgilere göre bu yılın ilk 6 ayında mobilya ve dekorasyon işlemlerine 12 milyar 76 milyon lira harcandı. Söz konusu dönemde bu işlemler için banka kartları 7,7 milyon ve kredi kartları 31,2 milyon kez cüzdandan çıktı. Bu yılın ilk yarısında kuyum sektöründe banka kartıyla 830 milyon lira ve kredi kartıyla 4 milyar 596 milyon lira olmak üzere 5 milyar 426 milyon lira tutarında harcama yapıldı. Bankalar arası kart merkezinin verilerine göre son 5 yıllık dönem incelendiğinde mobilya ve kuyum sektöründe en fazla harcamaların ağırlıklı olarak düğün sezonunda yaşandığı görüldü. Banka ve kredi kartlarıyla mobilya ve dekorasyon ödemeleri son 5 yılda 101 milyar 112 milyon lira olurken kuyum sektöründeki ödeme tutarı 57 milyar 508 milyon lirayı buldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 43 ilde 66 noktada eş zamanlı olarak çalıntı ve aranan araçların bulunmasına yönelik operasyon başlatıldı. Türkiye genelinde ilk kez otopazarlarına operasyon gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde çalıntı ve aranan araçların bulunmasına yönelik operasyon düzenlendi. Türkiye genelinde 43 ilde 66 noktada eş zamanlı olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde çalıntı ve aranan araçların yakalanması için planlı operasyon başlatıldı. Denetimler kapsamında otopazarlarında uygulama başlatan ekipler bir taraftan araçların plaka bilgilerini sorgularken diğer taraftan ruhsatlı araçların şase ve motor bilgilerinin aynı olup olmadığını sorguladı. Sabah saat 9 itibariyle başlayan ve saat 19'a kadar süren denetimlerin Türkiye genelinde ilk kez otopazarlarına kapsamlı gerçekleştirildiği operasyona çok sayıda personel katıldı. Efendim, ulusal gündemimiz bu şekildeydi. Şimdi gazete manşetlerine geçeceğiz ama kısa bir müsaade isteyeceğiz sizlerden. Reklam arasına gidelim. Saat başında ulusal manşetler, yerel manşetler ve Bursa haberleriyle karşılayacağız. Sabahın demindesiniz efendim. 88.3 Sancak FM ve Bursa TV ortak yayınıyla Bursa ve ülke gündeminin nabzını aktarmaya, paylaşmaya devam ediyoruz sizlere. Dünden kalanlar bugüne yansıyanlar ekranlarınıza ve radyolarınıza geliyor. Bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Önemli gelişmelerimizi paylaştık. Ulusal haberlerimizi aktardık sizlere. Şimdi de gazete manşetlerine isterseniz gidelim. Bakalım günün manşetlerinde neler var. Ulusal gazete manşetleriyle başladık. Efendim, güne bir kez daha günaydınlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı iletmiş olalım. Akşam gazetesi diyoruz. Hemen akşam gazetesi raconu ben keserim manşetini paylaştı okuyucularına. Cumhurbaşkanı Erdoğan, adını kullanarak ayar vermeye çalışanlara sert çıktı. Eğer bir racon kesilecekse onu bizzat ben keserim dedi. Önemli açıklamalarda İstanbul'da AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı ve burada konuştu. Erdoğan şu çarpıcı ifadeleri kullandı. Benim milletimle, partimle paylaşacağım bir düşüncem, bir hayat hikayem var. Benim yolum bellidir. Efendim, şu köşe yazarı şöyle yazmış, bu yazarın Cumhurbaşkanı'yla şöyle dostluğu var. Hiçbiri beni bağlamaz. Ben kendimi ifade etmekten de aciz değilim. Bu söylemlere itibar etmeyin dedi efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda. Diğer taraftan tabii Almanya'yla Türkiye arasındaki gerilim sürüyor ve o gerilimin perde arkasında da tabii Alman hükümeti çeşitli hususlara imza atıyor. Özellikle Türklere yönelik ülkelerinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu yaptırımlara ve ifadelere karşı, Türkiye'ye karşı gerçekleştirilen bu algı operasyonuna karşı sakın ha Merkel yönetimine oy vermeyin çağrısında bulundu oradaki gurbetçilere. Yaklaşık olarak 1 milyon gurbetçimiz var orada ve 1 milyon gurbetçinin Merkel'e oy vermemesi çok büyük bir rakam, çok büyük bir olay. İşte Gabriel neler söyledi, Alman Dışişleri Bakanı dedi ki bizim iç işlerimize karışmasın Türkiye. Hemen referandum sürecine gidelim. Referandum sürecinde Almanya'nın yaptıklarını hatırlayın.
hayır kampanyasını nasıl desteklediklerini hatırlayın. Özellikle Türkiye'nin iç işlerine müdahale konusunda ne gibi açıklamalar yaptıklarını hatırlayın. Merkel yönetiminin referandum sürecinde ne gibi yol izlediğini hatırlayın. Gereken hususlar tabii aklınızda biraz şekillenecektir diyelim. Hani siz yaparken iyi de biz yaparken mi kötü mantığı direktmen zaten akıllara geliyor ve oluşuyor. Sınırı aşan küstahlık, Alman hükümeti kırmızı bültenle aranan Doğan Akanlı'nın serbest bırakılması için İspanya'ya telefonla talimat verdi diyor haberin içeriği efendim. Önemli bir husus, önemli bir ifade. Türkiye'nin FETÖ'cü ve PKK'lılara taleplerini yargıya karışamayız şeklinde değerlendiriyor biliyorsunuz Almanya ve Berlin yönetimindeki skandal adım. Dışişleri Bakanı Gabriel Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı Akanlı için Madrid'e telefon açtı. Mevkidaşı Gabriel'le görüştü ve Doğan Akanlı'nın Türkiye'ye iade edilmemesini istedi. Almanya'nın iade sürecine dahil edilmemesi gerektiğine de aynı zamanda vurgu yaptı. Jet hızıyla da serbest bırakıldı bu isim Akan, Doğan Akanlı ve şu anda serbest bir şekilde geziyor. Türkiye'ye iade etmeyin telefonu açıldı Alman hükümeti tarafından. Noktaladık efendim akşam gazetesini devam ediyoruz. Sırada Habertürk var. Habertürk gazetesi imitasyon düğünler manşetini paylaştı okuyucularına. Sahte takı takan davetliler demode. Artık gelin damat çakma takıyla düğüne gidiyor şeklinde ifadeler kullanılmış efendim haberin içeriğinde. Düğünlerde gelin ve damada takılan altın ve takıların sahte çıkması artık sık rastlanır bir durum oldu. O kadar ki İstanbul Tahtakale'de düğün salonlarında havaya savrulmalık sahte dolar desteleri satılıyor. Altına benzer imitasyon bileziklerin fiyatları 10-40 TL, çeyrek altına benzer takılarınki ise 25-35 TL arasında değişiyor şeklinde ifadeler var. Şimdi bu her düğünde tabii başımıza gelecek bir şey. Bizim aslında düğünlerimizde şöyle bir algı var efendim. Çok böyle gösteriş olmalı. İşte böyle paraları çuvalla sepmeliyiz falan gibi bir algı oluşuyor. İşte bunun için de kağıtların daha fazla olması için neler yapılıyor? Büyük paralar küçültülüyor. İşte 1 dolar şeklinde, bunun dışında 5 lira şeklinde böyle küçültülüyor paralar ve daha çok hale getiriliyor. Sonra işte davulcunun, zurnacının önüne veya gelinin üstüne atılıyor. O paralar kime gidiyor? Oradaki orkestraya, işte davulcuya, zurnacıya. Şimdi artık bu husus da değerini kaybetti. Eskiden büyük paraları alıp işte küçültürdük 1 dolar ve bunun dışında işte 5 TL şeklinde yapardık. Artık sahte dolar alıyoruz. Yani artık davulcular ve zurnacılar bir para kazanamıyor. Dolayısıyla para kazanamadıkları için evlerine ekmek götüremiyorlar. Buradan davulcular ve zurnacıları korumuş olalım aynı zamanda. Gidip sahte dolar alıyorlar. Sahte dolarları sepiyorlar düğünde. Hani millet görsün sadece işte para sepiyoruz algısı oluşturmak için. Dolayısıyla imitasyon düğünler oluştu ve günümüze kadar süre geldi. İmitasyon takı esnafı sadece davetlilerin değil son zamanlarda düğün sahibi gelin damadın daha çok çakma takı aldığını söylüyor. Durumları iyi olmayan çiftler anlaşıyor. Düğünde takmak için altın görünümlü set alıyorlar. Setin gerçek altın fiyatı 8-10 bin TL, imitasyonu 650 TL. Gelin gösteriş olsun diye bunu takıyor diyor efendim. Habertürk'ün manşeti güzel bir manşet olmuş. Tebriklerimizi iletelim bizler de. Habertürk'ün bir diğer haberiyle devam edelim. Gözümüz kimseyi görmez diyor. Bekamız söz konusuysa. Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi ülkenin silahları PKK'da, PYD'de biliyoruz? Bekamız söz konusuysa gözümüz kimseyi görmez. İttifakmış, diplomasiymiş, ticaretmiş, entrikaymış vesaire istikbalimizin tehdit altında olduğunu eğer ki bilirsek, görürsek ve duyarsak bütün bu hususlar artık hükmünü yitirir dedi. İstanbul'da eğer ki teklersek Türkiye'de tökezleriz. İstanbul'da kıpırdamazsak Türkiye'de şahlanamayız şeklinde ifadeler kullandı. İstanbul'da oy oranı Türkiye ortalamasının üstünde olmalı. Medya bilimleri şahsım adına racon kesmeye çalışıyor. Raconu bizzat
ben keserim şeklinde ifadeler kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Mehmetçiğin kedici efendim, bir başka haber. Mehmetçik 5 ay önce Hakkari Düztepe üst bölgesinde operasyon sırasında bir mağarada 2 kedi buldu. 3 ay sonra 3 yavrusu olan kedilere küçük bir barınak yaptı askerler. 5 aydır can dostlarıyla ekmeklerini, sularını paylaşıyorlar. İşte o kedi de böyle ekranlarınıza geliyor efendim. Yine Habertürk gazetesinin okuyucularıyla paylaşmış olduğu haberdi. Nişantaşı'nda gürültü kabusu. İstanbul Nişantaşı'ndaki Hüsrev Gerede Caddesi ve çevresindeki hayat kabusa döndü. Her gün Şişli Öğretmen Evi ve İTÜ Sosyal Tesislerindeki düğün gürültüsü vatandaşları isyan ettiriyor. Şişli Belediyesi ise desibel denetimi konusunda sessiz ifadeleri yer alıyor efendim haberin içeriğinde. Gerçekten de bazı düğün salonlarında böyle o ses düzenekleri çok fazla ses çıkarıyor. Dolayısıyla şimdi saat 12'ye 1'e kadar da tabii eğlence olduğu için insanlar dışarılarda rahatsız olabiliyor. Bununla ilgili de düzenlemeye gidilmişti. Saat 12'de son artık bütün düğünler ve dolayısıyla bundan sonraki süreç içerisinde de denetimlerin biraz sıklaştırılması gerektiği de ifade edilebilir. Çünkü hani bir taraf eğlenirken diğer taraf hani adam işten yorgun gelmiş olabilir, hastası olabilir, taziyesi olabilir vesaire bunlar olabilir. Ancak işi dozunda bırakmak gerekiyor. Düğün salonlarında desibel denetimi konusunda da gerekli çalışmalar yapılıyor. Habertürk gazetesini bu haberle birlikte noktaladık efendim. Devam ediyoruz sırata. Hürriyet var, çığlığım duyulmadı manşetiyle. Henüz 17'sinde tecavüze uğrayan aile meclisinin ya evlen ya öl kararıyla zorla tecavüzcüsüyle evlenen K.Ç. kimseye duyuramadığı çığlığını Hürriyet'le paylaştı diyor gazete. Defalarca tecavüze inanılmaz şiddete maruz kalan genç kız ölümü göze alıp polise sığınsa da korkunç kaderinden kurtulamadı. 20 bin lira başlık parası karşılığı aile meclisi kararıyla tecavüzcüsüyle evlendi. Düğün fotoğrafları kanıt gösterildi. Şikayeti geri çektirildi. Sanıklarsa beraat etti. Keçi anlatıyor. Şiddetin, şantajın, tehdidin her türlüsünü yaşadım. Yaşadıklarımı kimseye anlatamadım. 23 gün boyunca tecavüzcüyle aynı yatağı paylaşmak, aynı havayı solumak zorunda kaldım. Ve beraat ettiklerini duyduğumda yıkıldım, isyan ettim. Ceza almaları için çabaladım ama olmadı şeklinde ifadeler kullanılmış ve işte o düğün fotoğrafı da böyle yansıyor efendim ekranlara. Bordo Bereli depremi, Türk Silahlı Kuvvetleri resmi gazetenin dünkü sayısında yayımlanan atama sürpriziyle sarsıldı. Atamalar istifa söylentilerine neden oldu. Darbe girişiminin önlenmesinde rol alan ve Fırat Kalkanı Harekatı'nı yöneten Özel Kuvvetler Komutanı Kor General Zekai Aksakallı, pasif görev olarak değerlendirilen 2. Kol Ordu Komutanlığı'na getirildi. Aksakallı'nın istifa dilekçesini hazırladığı ve emekliye ayrılacağı ileri sürüldü. Zekai Aksakallı, şehit Piyader Ömer Halis Demir'in Semih Terzi'yi vurması yönündeki emri veren komutan efendim ve özel kuvvetler bünyesindeydi. Bordo Berelilerin başındaydı. Kısacası böyle belirtelim. Bordo Berelilerin başından alındı ve 2. Kol Ordu Komutanlığı görevine getirildi. Ve Aksakallı'nın istifa dilekçesi verdiği falan da aynı zamanda ifade ediliyor. Sigorta krizi ameliyatları durdurdu. Trafik sigortalarında yaşanan kaosun benzeri doktor sigortalarında da yaşanıyor. Prim tazminatları karşılamaya yetmiyor. Güvencesiz kalan doktorlar riskli ameliyatları erteliyor şeklinde ifadeler kullanılmış yine Hürriyet gazetesinden efendim. Oto'da ergen aplikasyonu çocuğunuz 18'ine girdi ehliyetini aldı. Endişeye mahal yok. Yeni bir uygulamayı telefona indiriyorsunuz. Kural ihlali yaparsa uygulama hemen ayarı veriyor şeklinde ifadeler kullanılmış efendim Hürriyet gazetesinde. Noktaladık. Sırada Milliyet gazetesi var. Kentsel dönüşüme can suyu manşetiyle çıktı karşımıza.
Şehircilik Bakanı Öz Haseki deprem tedbirleri için çıkarılacak kentsel dönüşüm yasasını anlattı. Yeni yasayla kentsel dönüşüm seferberliği başlatacaklarını belirten Bakan Öz Haseki, çalışmaları tıkayan ve sıkıntıya neden olan 5 konunun çözüleceğini söyledi. Çıkarcı tiplerin fiyat yükseltmek için tek başına mahkemeye gitmesinin önünün kesileceğini belirten Öz Haseki, vatandaşa da belediyeler gibi 0 faizli kredi vereceklerini açıkladı, diyor haber. Manşet bu yöndeydi. Diğer taraftan yine kedi haberi, az önce yeni diğer gazetede de ekranlarınıza getirmiştik efendim. Mehmetçiğin silah dostu diye. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda bir mağarada bulunan iki kedi Mehmetçiğe arkadaşlık ediyor. 3400 rakımlı Düztepe'de üst bölgesinde sevimli tavırlarıyla dikkat çeken kedilerin 3 de yavrusu var. Kedilerin hava koşullarından etkilenmemeleri için küçük bir barınak yapan askerler 5 aydır yemeklerini de onlarla paylaşıyor, diyor efendim Milliyet gazetesinden bir başka haber. Durdurun bu terörü. İstanbul'da kentsel dönüşümün hızlanmasıyla şehir içinde hafriyat kamyonlarıyla beton mikserleri cirit atar oldu. Kural tanımayan şoförler her gün yeni bir faciaya neden oluyor. Önceki gece Kadıköy'de beton mikseri bir aracın üzerine uçtu. Bir kişi öldü. 5 kişi de yaralandı. Bir yılda kamyonlar ve mikserlerin neden olduğu kazalarda 26 kişi hayatını kaybetti, diyor haber. Star gazetesindeyiz efendim. İdlib'in anahtarı Ankara'da, diyor Star gazetesi. Suriye'de tartışmaların odağındaki İdlib'e yakın gelecekte bir operasyon gündemde. İran ve Rusya işbirliği arayışı için Ankara'ya diplomatik çıkarma yaptı. Gelişmelerden tedirgin olan Amerika da Türkiye ile mutabakat arayışını aynı zamanda hızlandırdı, diyor haberin içeriği. Türkiye gazetesindeyiz. Operasyon teklifi Tahran'dan geldi. Kandil'e İran'la ortak harekat, PKK'ya balyoz indirilecek, diyor haber. İran Genelkurmay Başkanı Bakri'nin Ankara ziyaretinin perde arkasına ulaşıldı. Kandil ve Sincar'a 9 noktadan operasyon masada, diyor efendim haberin içeriği. Ve son olarak Yeni Şafak gazetesindeyiz. Kimse benim adıma racon kesmesin, diyor Yeni Şafak gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan adını kullanarak herkesi tehdit eden köşe yazarları ve trolleri uyardı. Birilerinin şahsım adına racon kestiği, herkese ayar vermeye çalıştığı anlaşılıyor. Kimsenin racon kesmesine ihtiyacım yok. Racon kesilecekse bunu bizzat kendim keserim açıklamalarında bulundu efendim. Önemli açıklamalardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İl Danışma Meclisi toplantısında bu açıklamaları yaptı. Ve tabii onları şikayet etmesi gerektiğini de ifade etti vatandaşların parti meclisine, parti teşkilatlarına. Diyelim Yeni Şafak'la birlikte noktalayalım efendim ulusal gazeteleri. Şimdi Bursa gündemine geçelim. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yer tahsisiyle hayırsever bir iş adamı tarafından yaptırılan kız öğrenci yurdunun kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlandı. Görükle'de yapılan kız öğrenci yurdunun bölgedeki barınma sorununu büyük ölçüde çözeceği öngörülüyor. Hocam, başka bir şey. Eğitim yatırımlarını hep ön planda tutan Bursa Büyükşehir Belediyesi eğitimde çıtayı iyice yükseltti. Bir taraftan kent merkezindeki eski okulların yenilenmesine yönelik yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan üniversite öğrencilerinin en önemli sorunu olan barınma konusunu da çözüme kavuşturuyor. Daha önce bir binayı Şehit Ömer Ali İstemir erkek öğrenci apart evleri olarak öğrencilerin hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Görükle'ye kız öğrenciler için yurt kazandırıyor. Görükle'de eski Koza Kooperatifine ait 3600 metrekare alanda yapılan yurdun kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kaba inşaatı tamamlanmak üzere olan yurt binasında incelemelerde bulundu. Başkan Altepe çalışmalar hakkında bilgi verdi. Burada Görükle merkezinde daha önce Koza Birliği'ye ait olan, kooperatife ait olan depolar ve bu alan, depo alanları komple Büyükşehir Belediye'miz tarafından satın alındı. Buradaki binalar yıkılarak gerçek anlamda güzel bir dönüşümle birlikte bu atıl bölge, özellikle sıkıntılı binalar ortadan kaldırılarak buraya modern, kaliteli bir yurt inşaatı gerçekleştiriyoruz.
Görükle'de en önemli sorunun gençlerin barınma ihtiyacı olduğunu dile getiren Başkan Altepe, yapılacak yurtla bu sorunun çözüleceğini ifade etti. Gençliğimize hizmet edecek güzel bir tesis olacak. Tüm sosyal alanlarıyla birlikte gerçekten içi dışı tüm yapının tamamı çok kaliteli bir yapı olarak, güzel bir eser olarak ortaya çıkacak. Kısa zamanda da gerçekleşen önemli bir eser olacak. Önemli bir eser olacak dedi Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe. Diğer taraftan Karacabey Belediyesi ilçenin estetik görüntüsüne yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İşte o çalışmalar. Karacabey Belediyesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Karacabey Belediyesi tarafından tadilata girildikten sonra bambaşka bir çehreye bürünen ve ilçenin vitrini konumundaki Şehit Pilot Savaş Acarca Parkı hizmete açıldı. Açılışa şehidin annesi Nahide Acarca, Mustafa Kemal Paşa Kaymakamı Mustafa Masatlı, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, protokol üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Kısa bir süre önce tadilata girerek tümüyle elden geçirilen park, yeni çalışmalarla daha da genişledi. Yeşil alanlar, yürüyüş yolları, spor aletleriyle bölgeye değer katacak olan park, vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Açılış töreninde konuşan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, belediyecilik alanında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. 3T vizyonuyla yola çıktık. Tarımsal yatırımlar, turizm yatırımları, teknolojik yatırımlar dedik. Ve sosyal belediyecilik anlamında da 3D diye faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Doğum, düğün, defin. Yani vatandaşlarımızın beşikten mezara kadar iyi gününde, kötü günde. Kurdeleyle açılış töreninin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar yeni yapılan park alanını gezdi. Kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Uludağ, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ilk tercihi oluyor. Sıcak havalardan bunalan turistler Uludağ'da güneşin ve serinlemenin keyfini çıkarıyor. Uludağ, yerli ve yabancı turistlerin yazında gözdesi oldu. Türkiye'de kış turizminin en yoğun merkezlerinden biri olan Uludağ, yazında sıcaktan bunalan ziyaretçilerin akınına uğruyor. Teleferikle ormanı ve Bursa'yı kuş bakışı izlemenin keyfini çıkaran vatandaşlar, zirvede ise serinliği ve güneşi bir arada yaşıyor. Körfez ülkelerinden gelen Arap turist kafileleri, bisiklet ve motosiklet gibi taşıtlarla da bölgeyi karış karış gezmeyi ihmal etmiyor. Uludağ'a gezmeye, ziyarete geldik. Hoşumuza gitti. Daha önce gelmiş miydiniz? Daha önce sürekli geliyoruz da 3 sene oldu, bayağı gelmedik. Yazın en fazla turist çeken şehirlerden biri olan Bursa, doğal ve tarihi güzellikleriyle ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Ayrıca Uludağ'ın serinliği için tercih eden Arap turistler papağan sürpriziyle karşılaşıyor. Renkli papağan ve sevimli köpeği görenlerse fotoğraf çekilmek için sıraya geçiyor. Omuzlarındaki papağandan korka korka fotoğraf çekinen Arap turistler, köpeği de sevmekten geri kalmıyor. Hiçbir şey de yapmaz bu şekilde. Gayet seveceğim bir hayvan. Bursalı antika severler, Bursa Antikacılar Derneği'nin düzenlediği antika mezatında bir araya geldi. Podyum Park'ta düzenlenen programa katılanlar, en nadide parçaları alabilmek için mücadele etti. 45, 50'si var mı? Bursalı antika severler antika eşya mezatında buluştu. Bursalı Antikacılar Derneği tarafından Podyum Park'ta düzenlenen Podyum Antika Mezatı Bursalı antika severleri buluşturdu. Gramofondan fotoromanlara, eski kap ve çanaklardan plaklara her çeşit antika eserin açık artırmayla satıldığı mezatta, antika severler en nadide parçaları alabilmek için kıyasıya mücadele etti. Oto sizde miydi beyefendi? Fiyatları 10 liradan binlerce liraya kadar çıkan antika eşyalar, her yaştan antika sever tarafından satın alındı. Var mı 50'sin yoksa 45'e sat? Mezat sırasında yaşanan antika eşyaları alma mücadelesine çevredeki vatandaşlar da ilgi gösterdi. 15! Var mı 15 arkadaşlar? 30 yıldır antikacılık yapan Bursa Antikacılar Derneği Başkanı Aziz Alçiçek, mezatta 200 yıl öncesine kadar giden antika eşyaların satıldığını belirtti. Burada genelde sattığımız ürünler görüldüğü gibi 1800 sonlarından 1970'lere 80'lere kadar
her türlü metal, porselen, kağıt, efemera dediğimiz bütün çeşitlerimiz mevcut. Esnafın da müşterilerin de memnun kaldığı organizasyon renkli görüntülerle sona erdi. 20'si var mı? 25'i, 30'u var mı? Bursa gündeminden başlıklar da bu yöndeydi. Dünden bugüne yansıyan efendim, şimdi Bursa'nın gazetelerine gidelim bakalım manşetlerde neler var. Bursa Sancak'ta başladık efendim. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Hakan Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada CHP yönetimine ve Kılıçdaroğlu'na yüklendi. CHP'nin şikayet hastalığına tutulduğunu söyledi. CHP şikayet hastalığına tutulmuş manşeti de Bursa Sancak gazetesinde baş gösterdi efendim. Diğer taraftan racon kesilecekse raconu ben keserim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri. İstanbul'da AK Parti Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan birileri sosyal medyada şahsımın adına adeta racon kesiyor dedi. Herkese ayar vermeye çalışıyor. Eğer racon kesilecekse bu raconu bizzat ben keserim, kendim keserim şeklinde konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan efendi. Noktaladık Sancak gazetesini, devam ediyoruz. Sıradaki gazetemiz Yeni Dönem efendim. Yeni Dönem gazetesini birazdan ekranlarınıza getirelim. Bursa Hakimiyet gazetesi diyelim. Raconu ben keserim manşetiyle efendim karşımıza çıkıyor Bursa Hakimiyet gazetesi. Birilerinin kendi adına sosyal medyada racon kestiğini belirten Erdoğan, racon kesilecekse bizzat kendim keserim dedi şeklinde ifadeler kullanılmış efendim. Haberin içeriğini zaten ulusal gazetelerde paylaşmıştık sizlerle. Akıl tutulması yine Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu hükümetin mülteci politikasını eleştiren CHP liderini vicdansızlıkla suçladı. Bursa'da medya temsilcileriyle buluştu efendim. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Suriyelilerin ülkesine dönmesini isteyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu akıl tutulması yaşıyor, birisi ona cimcik atsın dedi. Bu sözler vicdansızlıktır şeklinde konuştu efendim. Önemli açıklamalardı. Biz de sizlerle paylaştık. Üniversiteliğe yurt desteği. Büyükşehir Belediyesi'nin yer tahsisiyle hayırsever iş adamı Sertaç Karaalp tarafından Görükle'de yaptırılan kız öğrenci yurdunun kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlandı. Başkan ATP Görükle'nin tam merkezine yapılan kız yurduyla üniversite öğrencilerinin en önemli sorununa da çözüm getirildiğini ifade etti. Noktaladık efendim Hakimiyet gazetesini de. Sıradaki gazetemiz Bursa Hayat, raconu ben keserim manşetiyle çıkıyor o da karşımıza. Cumhurbaşkanı Erdoğan parti içindeki sosyal medya tartışmalarına bu sözlerle son noktayı koydu efendim. Misi olalı böyle baskı görmedi başlıklı haberi paylaşalım. Gülümseyin Nilüfer'desiniz sloganının arkasına sığınarak bütün hukuksuzluklarını gölgeleyen Nilüfer Belediyesi Misi halkına adeta kan kusturuyor. Zorbalığı belediyecilik kılıfına sığdıran Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çıkar çatışması yaşadığı esnafın ekmeğini elinden alıyor şeklinde ifadeler var. Zulmün adı Bozbey şeklinde. Geçtiğimiz günlerde Bozbey Misi'ye çöktü haberi sonrasında ne yapacağını şaşırdı. Nilüfer Belediye Başkanı faturayı vatandaşa keserek ekmek teknelerini mühürledi. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Misi halkının korkulu rüyası olmayı sürdürüyor. Bozbey Misi'ye çöktü haberinin ardından küplere bindi. Hıncını Misi halkından çıkardı. Misi'yi mahalle dışından şirketlere pazarlamak isteyen Bozbey, dere kenarındaki işletmelerin ruhsatını iptal etti. 2012 yılında koruma amaçlı çıkarılan imar planı sonrasında Bozbey'in bölgeyle yakından ilgilendiğini söyledi Misi halkı. Dere kenarındaki alanlar çok hisseli olduğundan Bozbey halkı kandırdı. Kendisinden aldığımız söze rağmen bizi buradan çıkartmak istedi. Şimdi de zulmediyor şeklinde ifadeler kullandılar. Noktaladık efendim Hayat gazetesini de bu haberle birlikte. Sıradaki gazetemiz Kent. Beklemiyordum TV'den öğrendim diyor efendim. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu kendisine verilen görevi TV'den öğrendiğini belirtti. Beklemiyordum. Grup odamızdan, basından izlerken bu görevi aldığımı öğrendim şeklinde ifadeler kullandı efendim.
Devam ediyoruz. Kent gazetesiyle birlikte tabii Yeni Marmara'nın da manşeti önemli. Bursa'nın önü açılacak diyor. Çavuşoğlu Bursa cazibesi olan bir şehir şeklinde ifadeler kullanmıştı. Medya temsilcileriyle bir araya geldi. Bir kez daha iletmiş olalım. Gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Kentin değerine dikkat çekti Çavuşoğlu. Bursa'nın önünü açacak projeleri hayata geçirmek lazım dedi. Noktaladık efendim. Gazete manşeti turumuzu da şimdi dilerseniz günün fotoğrafına götürelim sizleri. Bakalım editörümüz Zehra Çolak'ın sizler için hazırlamış olduğu kare nasıl? Günün fotoğrafını ekranlarınıza getirdik efendim. Şimdi ekonomi notlarına göz atalım bakalım piyasada son durum nedir? Piyasadaki son durumu da paylaştık efendim sizlere ve bize ayrılan sürenin bugünlükte sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına iyi bir hafta, iyi bir gün geçirmenizi diliyorum. Gözünüz Bursa TV'de, kulağınız Sancak FM'de olsun. Hoşçakalın.